Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Babul ezani. Ezanla alakalı arkadaşlar bilgileri bakalım ne diyecek paylaşalım. El ezanu sünnetun müekkedetun. Sünneti müekkettir. Lissalavatil hamsi. Farz namazları için, beş vakit farz namazları için ezan sünneti müekkettir. Daha vel cumati. Cuma namazı için, dune ma siwaha, ama diğer şeyler için ezan okumak sünnet-i müekked değildir. Ve sıfatul ezani, ezan okumanın sıfatı, en yekule, müezzinin şöyle demesi, Allahu ekberu, Allahu ekberu ile ahirihi, ve la terci'a fihi, burada tercih yoktur. Tercih ne yazıyor Ahmet altta? Bir şey yazıyor mu? Yok. Bakayım bir şeyden. Yok. Peki. Tercih böyle sesi böyle şey yapmak. Şimdi okuyorlar ya çok böyle tabii insanlar ne oldu? Zahiri şeyleri çok böyle değer verdiği için işte tevani mi okuyan teganni yapıyor böyle tamam mı? Ezan okuyan da teganni yapıyor. İnsanlar artık sesle kendinden geçiyorlar. Yani manaya değil de ve yezidu fi ezanil fecri sabah namazının ezanında adel felahi tamam mı? Felah kelimesinden sonra ilave eder. Es salatu hayrun minen nevm kelimesini ilave eder. Merreteyni iki kere. Vel ikametu mislul ezani. İkamet de aynen ezan gibidir. Bizde farklıdır Hanefilerde, Şafilerde farklıdır. İlla ennehu yezidu fiha ba'de hayye alel felahi ancak hayye alel felahtan sonra kad kâmetis salatu diye ziyade eder. Merreteyni kere. Ve yeterassalu fil yani ezanı okurken acele etmez Ahmet. Böyle uzatır. Böyle yavaş yavaş okur yani uzatır derken bir an önce hemen ezanı bitireyim de namaza geçelim demez yani. İnsanların belki bir kısmı abdest alıyordur. Belki evleri biraz uzaktır. Acele etmez yani. Böyle rahat bir şekilde okur. Ve yahduru fil ikameti ama kamet getiriyorsa birazcık daha seri okur. Çünkü artık kamette insanlar toplanmıştır. Mescidin içindeler. Öbüründe de insanlar evlerinde, dükkanlarında, iş yerlerinden camiye doğru gelecekler. Ona göre düşünmesi lazım müezzinin. Ve yestakbilu bihima el kıblete. Ezanı da okurken ikameti de getirirken kıbleye yönelmesi daha uygundur. Fe izâ belaga ile salati tamam mı? Salat kelimesine ulaştığı zaman daha vel felahi felah kelimelerine ulaştığı zaman havvele vechehu yeminen ve şimalen yani ne yapar? İşte haydi namaza, haydi felaha deyince artık sol tarafa da sağ tarafa da döner ki ses gitsin insanlar o taraflarda varsa duysunlar ve namaza iştirak etsin. Ve yuezzinu lil faiteti ve yuqimu. Evet. Hanefi mezhebinde adam daha önce diyelim ki namaz namazlarını kılmamış kaza edecek Ahmet. Bir ezan okur ve diğer bir yerde yani diyelim hangi nerede namazlarını iade şey yapacak, kazasını yapacaksa ezan okur ve ikame de getirir, kamet de okur yani bunlarla beraber namazlarını kaza eder. Fe in fatet bu salavatun diyelim ki çoğul olarak 3 namaz, 5 namaz veyahut da sayılmayacak kadar namazlar üzerinden fevt ettiyse kişinin ezzene lil ula birinci namaz için ezan okur ve kame ve ona onun için ikamet de getirir ve kâne muhayyeren fil bakiyeti diğer geri kalanlarda ise muhayyerdir inşa'e ezzene ve ikame ve inşa'e ihtesra alel ikameti yani aleykülle hal ikamet getirecek ama ezanda bir tane ezan getirmekle 10 tane namazın kazasını kılabilir. Ama aynı namaz olması gerekiyor değil mi Seydam? Öğle namazı. Yok. Yok aynı olması gerekmiyor. Mesela diyelim ki sabah, öğle, akşam
hangi namazlarını kaza ediyorsa etsin, bir tanesini ilk ezanı okuduktan sonra diğerleri için okumasına gerek yok. Ama bu tabii bizim Hanefi mezhebinde bu geçerlidir. Yani ezanla ikametin manasını düşünürsek normalde kaza namazında kişinin getirmemesi lazım Ahmet. Evet. Çünkü ezan topluluğu çağırmak içindir. İkamet işte topluluğa namaz başladı diye duyurmaktır. Burada kendin kılacaksın. Kaza hem de geçmiş namazı kılacaksın. Niyet edip kılmak tabii bizim Hanefi mezhebinin kuralları budur. Hanefi olan bir kişinin uyması lazım. Ama başka bir mezhepte daha bir kolaylık varsa onu taklit edebilir yani. Diyelim ki öyle bir yerdesin ki ezanla kâmet getirmen tamam mı? O insanların bu demek ki namaz kılmamış zamanda falan arkanda böyle dedikodu falan yapacaklarsa, günaha gireceklerse başka bir mezhepte de ezanla kâmet getirmemek varsa onu ne yapabilirsin Ahmet? Uygulayabilirsin yani. Peki. وَيَنْبَغِ اَنْ يُؤَذِّنَا وَيُقِيمَا عَلَى تُهْرٍ. Peki ezan okuyan kişi ve ikamet getiren kişinin abdestli olmaları gerekir. Gerçi diyelim ki hoca efendi geç kaldı müezzin. Namaz vakti girdi, abdest yoktu. Ezanı yine biraz ezanda şey var, müsamaha var ama ikamette ise mekruhtur yani. فَيْنْ اَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ. Abdestsiz ezan okursa yine caizdir. Ama ve yukrahu en yukime ala gayri vudu'in. Ama ikamette ise mekruhtur. Çünkü caminin içinde milleti topluyorsun. Senin abdestin yok yani Ahmet. Olmaz. Ev yu'ezzine ve huve cunubun. Veyahut da ezan, cunub bir şekilde ezan okumak. Ve la yu'ezzinu li salatin kable duhuli vaktiha. Daha vakit girmeden namaz için ezan okunamaz. İlla fi ezanil fecri inde Ebi Yusuf'a, sadece sabah namazında imamı Ebu Yusuf'un görüşü fecuzu kable subhi, orada diyor sabah namazının vakti girmemiş olsa bile orada ezan okunur. Çünkü en azından adam kalkar teheccüd namazı kılar yani. Oldu mu? Ama orada da kalkıp adam sabah namazı vakti girdi, namazını kılıp yatarsa olmaz yani. Evet. Peki. Bab-ı şurutu salati elleti tetekaddemuha. Geride geçen namazın şartlarından bahsedeceğiz. Yecibu alel musalli, namaz kılan kişinin üzerine vaciptir. En yukaddime et taharete min al-ahdasi wal-anjasi ala ma qaddamnahu. Yani bir defa adam namaz kılacaksa öncelikle abdestliğini, etrafta işte namaz kılacağı yerde ve elbisesinde üzerine necaset varsa onları temizlemesi lazım. Ve yastura avratahu. Yani necasetten temizlik diyoruz ya. Setra avret, erkeğin diz kapasıyla göbek arasını kapatması lazım namaz kılacaksa en az yani. Evet. Bayanların ise yüzü, eli hariç diğer her tarafını kapatması lazım. Vel avratu minel raculi ma tahta surreti ile rukbeti. Ayaklar dahil mi Seydan? Bayanlarda mı? Evet Seydan. Şimdi tamam. Söyleyecek zaten aşağıda. Erkeğin göbekle, tamam mı, göbeğinden diz kapağına kadar ki bölümünü kapatması lazım. Ve rukbetu minel avreti, o diz kapağı da yine avretten sayılır. Tabi bu Hanefi mezhebine göredir. Ve bedenul mer'eti el hurreti kulluhu avretun. Özgür bir bayanın, tam hür bir bayanın bedeninin tamamı avrettir. İlla vecheha ve keffeyha. Ancak elleri bir de yüzü müstesna. وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ. Peki cariyeler
erkekte durum nedir? Erkeğin avreti neyse cariyenin de avreti o kadardır. وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ. Artı cariyenin sırtı bir de karnı avrettir. وَمَا سِوَا ذَلْكَ مِنْ بَدَنِهَا فَلَيْسِ بِعَوْرَةٍ. Geri kalan bedenindeki diğer yerler avret değildir. Çünkü cariye, köle, tabii bizim 21. yüzyıldaki insanların bunları algılaması biraz kolay değil Ahmet. Yani şey, köle ve cariye bir maldır, eşyadır. Yani parayla alıp satılan şeylerdir. Özgürlüğünü kaybetmiş insanlardır. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُز۪يلُ بِهِ النَّجَاسَةَ. Diyelim kişinin üzerinde necaset var. Namaz kılacak ama o necaseti izale edecek bir şey yoksa sallama aha. O necasetle beraber namazını kılacak. وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةِ. Ama namazı daha sonra diyelim ki o şeyi izale edecek bir şey buldu. Namazı iade etmez. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ سَوْبًا. Adam diyelim ki elbisesini kaybetti. صَلَّ عُرْيَانًا قَاِدًا. Oturarak çıplak da olsa namazını kılacak. يُومِعُ اِمَاً بِالرُّكُعِ وَسُّجُودِ. İma ile kılacak. Hanefi mezhebine göre rukusunu ve secdesini ima ile oturduğu yerde kılacak. Ama namazı terk etmek yok Ahmet. فَاِنْ صَلَّ قَائِمًا. Eğer ayakta kılarsa اَجْزَأَهُ. Olur, caizdir. Ama وَالْاَوَّلُ اَفْتَلُ. Birincisi ise daha faziletlidir. وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ اَلَّتِي يَدْخُلُ ف۪يهَا بِن۪يَّتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ. Biz de zaten biliyorsun Ahmet, niyet farz değildir. وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ. Namaz için niyet getirir. اَلَّتِي يَدْخُلُ ف۪يهَا. Yani kılacak olduğu namaza niyet getirir. Ama bir niyetin ki la yefsilu beyneha ve beynet tahrimeti bi amelin. O iftitah tekbiriyle o niyet arasında herhangi bir amelle onu ne yapmaz? Ayırmaz. Yani niyet eder ve ondan sonra Allahu Ekber der. Yani niyet getirir, ondan sonra gider bilmem ışığı açar, camı kapatır, perdeyi çeker, ondan sonra gelip iftitah tekbirini getirirse iyi olmaz. Ve yestakbile el kıblete. En yenviye ve en yestakbile el kıblete şartlarından. Kıbleye dönmesi lazım. İlla en yeküne haifen. Ama kıbleye döneceği esnada bir tehlike varsa, can tehlikesi varsa özellikle veya herhangi bir sağlık açısında bir tehlike varsa o zaman dönmez. Feyusalli ile eyyi cihetin kadere. Hangi cihete muktedir olursa döner, namazını kılar. Ama normalde fe'in iştebehet aleyhi el kıbletu. Diyelim ki kıbleyi adam tam yani bilmiyor. Ve leyse bi hadretihi men yes'eluhu anha. Yanında da kimse yok ki sorsun. Adamın akıllı telefonu da yok Ahmet, tamam mı? Kıbleyi şey yapsın, Google'dan sorsun. O zaman ne yapacak? İştehede ve sallen. İştehat eder burada. Adamlar diyor ki iştehat yoktur. Aha burada bile ne var Ahmet? İştehat. Var. İştehat ne demek yani? Cehdini ortaya kor. Burası mıdır? Şurası mıdır? Bir takım karinelerden, tamam mı? İşte güneş bu tarafa doğru gidiyor. Gölge şu tarafa doğru düşüyor. Güneşin battığı yer batıdır. Öbür tarafı doğudur. Güney şu taraftır. Kuzey bu taraftır diye bir gayretini ortaya koyacak. Hemen direkt namaza durmak yok. Önce bir kıbleyi tespit edecek. Ondan sonra velev ki yanlış tespit etse bile namazı olur mu Ahmet? Olur Seyna. Olur. Önemli olan araştırma. Ama iştihat etmeden, araştırmadan dursa, Kabe'yi tuttursa da olur mu Ahmet? O olmuyor herhalde Seyna. Olmaz. Olmaz. Evet. Öyle tutturayım tamam mı? Ya, şey yani öyle şey olmaz yani. Evet. فَاِنْ عَلِمَ اَنَّهُ اَخْتَأَ بَعْدَمَا صَلَّ فَلَا اِعَادَةِ عَلَيْهِ. Namazı kıldıktan sonra ya herhalde ben tutturamadım dese bile namazı iade etmez. وَاِنْ عَلِمَ ذَٰلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
Ama namazdayken tamam mı? Yanlış tarafa döndüğünü anlarsa istedare ilel kıbleti ve ben aleyha kıbleye döner ve kaldığı yerden devam eder. Evet, Selam. Peki. Bu kadar yetmiyor mu Ahmet? Okuyalım mı? Yani Selam çok güzel akıyor. Estağfurullah. Uygun görseniz okuyabiliriz. Kalsın derseniz kalabiliriz. Sizinle. Babu sıfatü salati namazın sıfatlarından bahsedelim. Faraidu salati sittun namazın farzları 6 tanedir. Nedir onlar? Et-tahrimetu iftitah tekbiri vel kıyamu vel kıraatu vel ruku'u vel sucudu vel kadetu el ahiretu miktare teşehhüdi. Bunlar farzdır. Bunları terk etmek namazı bozar Ahmet. Adam kıyamda durabiliyorsa, durmuyorsa, kıraatı yapamıyorsa, yapmıyorsa yani, rükûya gitmezse, secdeye gitmezse, tam kade-i ahirde teşehhüd miktarı kadar durmazsa namazı olmaz. Ve mâ zâde alâ zâlike fe huve sünnetün. Ama bunların üzerine ilave edilen şeyler sünnettir. Fe izâ dâhale er-racûlu fi salâti insan bir diyelim ki kişi erkek diyelim racul dediğine göre ve izâ erâde en yedhule er-racûlu fi salâti ne yapar? Kebbere ve refa'a yedeyhi ma tekbiri tekbirle beraber ellerini kaldırır hatta yuhaziye bi ibha meyhi şu ibhame iki ellerini şahmeteyi üzüneyhi kulak memelerine kadar kaldıracak. Böyle Hanefi mezhebine göre. Evet, senin. Fe'in kâle bedelen minet tekbiri şayet tekbir değil yani Allahu Ekber değil de onun yerine Allahu Ecellu ev Allahu A'zamu ev Allahu Errahmanu Errahmanu Ekberu dese bu kelimelerden herhangi bir kelime kullansa eczaehu inde Ebi Hanife'te ve Muhammed'in İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre bu caizdir. Namaza giriş yapmış olur. Ve kâle Ebu Yusuf'e la yudzi'uhu illa bi lafzı tekbir. Ama İmam Ebu Yusuf der ki namaza girmek ancak Allahu Ekber demek de olur. Diğer kelimelerle olmaz. Ve ya'temidu bi yedihi el yumna alel yusra. Hanefi mezhebine göre sağ elini sol elinin üzerine koy ve yedaehuma tahta surratihi ve göbeğinin tamam mı? Göbeğinin altında tamam böyle bağlar. Sümme yekulu daha sonra şöyle söyler. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve tebarek ismike ve teala cedduke ve la ilahe gayruk. Bununla başlar. Ondan sonra ve estaizu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Ve yekra'u bismillahirrahmanirrahim ve yusirruhuma. Ama sessiz okur. Şafiler sesli okur. Biz de sessiz okuruz. Sıkıntı yok Ahmet. Mesela. Sonra yekra'u Fatiha'tel kitabı. Daha sonra Fatiha suresini okur. Ve sureten ma'ha. Onunla beraber bir sure kısa surelerden okuyabilir. Ev selase ayatin min eyyi suretin şa'e veya en az 3 ayet hangi sureden ama sıraya tertibe riayet ederse daha iyi olur. Okursa olur. Ve izâ kâle el imâmu velâ dâllîn derse kâle âmîn ama sessiz söylerler bizimkiler. Şafilerde de sessiz söylerler. Ve yekûluh ve yekulu hel mu'temmu imam amin imam Fatiha'yı bitirdikten sonra amin der cemaat de amin der ama ve yuhfunaha sessiz söylerler. Sümme yukebbiru ve yerka'u daha sonra tekbir getirir. Tekbir getirir rukuya gider ve ya'temidu bi yedeyhi ala rukbeteyhi ellerini diz kapaklarına kor ve yuferricu esabi'aha esabi'ahu parmaklarını böyle açar
ve yapsutu zahrahu, belini tam düz düz, yani düz yapar. İşte bir yumurta bırakırlarsa ne olmayacak Ahmet? Düşmeyecek. Ve la yerfa'u ra'sehu ve la yunekkisuhu. Rukudayken başını böyle çok kaldırmaz, çok da indirmez. Böyle düz bir şekilde. Yani Allah'ın huzurunda böyle düz bir şekilde. Ve yekulu fi ruku'hi, rukuda şöyle söyler. Subhane rabbiyel azim, selasen, üç kere söyler. Ve zalike ednahu, en az üç kere söyler. Beş kere, yedi kere, dokuz kere, artık durumuna göre. Thumme yerfau ra'sehu, daha sonra başını yukarı kaldırır. Ve yekulu semiallahu limen hamide, bunu okur. Tabi bakıyoruz günümüzün insanları biraz rukudan direktmen secdeye gidiyorlar. Birinci secdeden daha kalkmadan ikinci secdeye gidiyorlar. Yani Allah yardım etsin. Şeytan insanla oynarsa, tamam mı Ahmet? Yani İnsan. Adam bir namaz kılıyor, bir beş dakikasını ayıramıyor ya. Beş dakika kardeşim. Ya beş dakika ya, en fazla zaten Kevser suresini okuyacaksın. İhlas suresini okuyacaksın, tamam mı? Zaten başka bir sure de yok. Evet. Bir de Fatiha suresini. Yani beş dakika bile şeytan boş bırakmıyor. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin. Ve yekulu el mu'temmu rabbena lekel hamdu. Cemaat böyle söyler. Fize istewa kaimen. Eğer yukarı kalkarsa böyle, ama tadili erken şart. Yani böyle uzuvlar, böyle mafsallar böyle tam böyle yerine oturursa, kebbere ve secede, tekbirini getirir ve secdeye gider. Ve'temede biyedeyhi alel ardi, ellerini yere bırakır. Ve veda'a vechehu beyne keffeyhi, yani böyle ellerini açar, alnını da o iki elinin arasına koyar. Ve secede ala enfihi ve cephetihi, alnını ve burnunu yere koyacak, ikisi üzerine secde yapacak. Feniktasara ala ahadihima caza inde Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam der ki sadece burun üzerine yetindiyse veyahut da alnını sadece secdeye koyduysa namaz olur. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammedun la yecûzu el iktisaru alel enfi illa min uzrin. İmameyn de hocalarına katılmazlar burada. Derler ki secdeye giden kişinin hem alnı hem de burnu yere değmesi lazım. Ve in secde ala kevri imametihi ev fadli thevbihi caze. Eğer kişi sarığının tamam, kafasında sarık var ve sarığı üzerine ne yaparsa böyle secde ederse veya elbisesinin bir tarafına ne yaparsa secdeye giderken elbisesi, yani secde ile kendisinin arasına girerse caizdir. Ve yubdi dab'ayhi ve yub ne o? Yub ve yubdi dab'ayhi ve yucafi batnahu an fakhidayhi ve yubdi dab'ayhi dedi, yani koltuklarını böyle Ahmet ne yapacak? Yani böyle kendine yapıştırmayacak kadınlar gibi. Açacak. Erkek gibi secdeye gidecek. Ve yucafi batnahu an fakhidayhi ve secdeye giderken de biraz ileri doğru atılacak. O karnı uyluklarından biraz uzaklaşacak. Evet. Yani kadın tam tersini yapar. Ve yuveccihu esabi'a rijleyhi nahvel kıbleti. Ve ayak parmakları da ne yapacak? Kıbleye doğru gelmesi lazım. Ama milletin ayakları havada mı, yerde mi, batıya mı bakıyor, kuzeye mi bakıyor? Dikkat edin. Yani eğitim olmayınca olmaz yani. Selam Özdeğim, bu namazda secdede alnının üstüne kıyafetin parçasının gelmesi veya işte sarık araya engel olması caiz ama kerahat de var mı Selam? Mekruhluk var mı? Ya şöyle Ahmet, o secde ettiği zaman tamam mı, o sertliği şey yapabiliyorsa, hissediyorsa bir şey olmaz. Benziyor. Ama tabii ki alın böyle açık olup da yani alnını böyle yere koyarsa daha iyi olur. Ama böyle sertliği hissederse bir şey olmaz. Ama hissetmezse biraz tabii ki metruh olur. Evet.
Ve yekul fi sucudihi, secdesinde şöyle der: Subhane rabbiyel a'la selasen ve zâlike ednâhu, en az 3 defa söyler. Sümme yerfa'u ra'sehu, daha sonra başını kaldırır. Ve yükebbiru, tekbirini getirir. Allahu ekber der. Feyze itme enne câlisen, oturur. Tam böyle mutmain bir şekilde oturduktan sonra kebbere ve secde, ikinci kez tekbir getirir ve secdeye gider. Feyze itme enne sâciden, secdede mutmain olursa, yani tam böyle bütün uzuvları, mafsalları oturursa, kebbere ve steva kaimen, tekbirini getirir. Daha sonra ayağa kalkar. Ala suduri kademeyhi. Yani bizde direktmen kalkılır, ama Şafilerde ise önce ne yapılır? Bir oturulur, ondan sonra kalkılır. Benzi. Neydi o ibare en son, neydi abi? Vela yekudu. Vela yekudu. Vela yek'udu, oturmaz bizde. Vela ya'temidu biyedeyhi alel ardi. Bir de ellerinde böyle ne yapmaz böyle? Ellerinde böyle destek alıp da kalkmaz. Direktmen tabii ki ihtiyar değilse, zayıf değilse bunları yapmaz. Bunları yapması mekruhtur. Ve yef'alu fir rek'ati es-saniyeti misle ma fa'ale fil ula. İkinci rekatta da birinci rekatta yaptığının aynısını yapar. İlla ennehu la yesteftihu ve la yeteavvezu. Subhaneke'yi okumaz. Bir de evzuyu da getirmez. Ve la yerfa'u yedeyhi illa fil tekbiratil ula. Ve la yerfa'u yedeyhi, ellerini kaldırmaz. Şafilerde kaldırılır. İlle fit tekbiretil ula, ancak birinci tekbirde bizde eller kaldırılır, daha sonra kaldırılmaz.